Yani bir taraftan dua edeceğiz, bir taraftan sabır göstereceğiz, birliğimizi, bütünlüğümüzü devam ettireceğiz Mustafa Bey. Birliğimiz ve bütünlüğümüz dediğiniz <laughs> hocam, e, malum 2017'ye girdik e, ama çok iyi bir giriş olmadı bu terör olayları yüzünden e, halkımız e, daha çok tedirgin işte insanlar aslında sokağa çıkartmama işte toplu bulunan yerlerde bulundurmamak gibi işte hükümeti vesaire devletimizi daha da aşağıya çekmek için yapılan faaliyetler var malum. Terör olaylarına siz neler, neler, söylüyorsunuz? Şimdi önce hadiseye şöyle bakmak lazım. Bazen öyle bir şey getiriyorlar ki sanki 2006'nın 16'nın girişinde işte bir takım sıkıntılar oldu. E, 2016 böyle geçecek. Hı, hı. Şimdi Baştan 2000 nasıl 2010 başlarsan? ben bir şey gördüm. Dün Almanya'dayken çok az bakabildim akşam otelde bazen WhatsApp'ı açıp e, o menfur hadise hı hı. E, reynada cereyan etmiş. Ertesi gün birisi şöyle yazıyor. 32 12 2016. Yani daha 2017'ye girmedik. Girmedik. 32 12 bunu 2016'ya veriyor. Ya kardeşim acaba bunu böyle söyleyerek bir milletin şş, bir milletin psikolojisini bozabilmek için mi? Hani 2016 geride kaldı gitsin yok olsun unutalım. Neyi unutuyorsun kardeşim? Niye unutuyorsun? Asla unutmayacağım ben şimdi 2016'da memleketimize yapılan saldırıları unutacak mıyım? Memleketimizin yok edilmesi için olan gayretleri unutacak mıyım? FETÖ'nün bu memleketimizi yok etmek için girişmiş olduğu e, o e, menfur, e, sıkıntılı e, bu ülkeyi işgal projesini unutacak mıyım? Bugün bütün dünyanın ülkemizi işgal edebilmek için bir takım güçlerin, bir takım devletlerin, bizim bunca şehidimizi ben unutacak mıyım yok etmek uğruna? O şehitlerimizi unutacağım mı ben kardeşim? Yani 2017 şöyle girsin. E peki bu adam mı hazırladı acaba bunu? Yani bütün bunları böyle söyleyenler ben unutacak değil. Hafızayı beşer nisyan ile maluldur. Asla unutmayacaksın sana yapılanı da bir ülkeye yapılanı da bir ülkenin geriden alacağı ibretleri de unutmayacaksın. 2017'yi de acaba bunu söyleyerek 2017'de bir şeyler mi yapın diye hazırladınız? Böyle girip milletin psikolojisini mi bozmaya hazırlık yaptırmış oldunuz? Yani böyle söylersen bu bu neticede aynı şeyin bir gün gün devam ediyor, vakit devam ediyor. İnsan için nefes var. Evet. Gün yok, ay yok, yıl yok. Nefes alıp veriyorsun. Nefesin bittiği gün ölüyorsun kardeşim. Günü yılı ayı bölmüşüz, gidiyoruz ay diyoruz, yıl diyoruz, gün diyoruz, gidiyoruz. Yani ama olmasa ne olacak ki? her günü yaşıyoruz işte. Şu gün dünyada şeylerin var. Ayı günü yıllık kaldırsan ne olacak yani? Gidiyorsun. Sen diyorsun ona benim için bir gün daha ertesi gün geldi. Bir ertesi gün geldi. Hadise bu. Gün devam ediyor. Yıl devam ediyor, ay devam ediyor ama ben bugün, o gün öyle, diğer gün öyle. Her gün böyle diye bir şey yok. Alem zaten böyle devam ediyor. Bir bunu bilelim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da sık sık dile getiriyor. Biz de burada söylüyoruz. Bu ülke savaşın içinde. Bu ülke 2010 yılından beri savaşın içinde. Bu ülke 1980'de planlanmış. 1980'de işgali planlanmaya başlamış. 36 sene altyapısı tamamlanmış. Ardından işgal projesi işgal projesi gerçekleştirilmek üzere düğmeye basılmış bir savaşın içerisinde. Hı hı. 15 Temmuz'u asla unutmayacaksın. Şimdi bu milleti korkutmak, sindirmek ve ayrıca böl bölünmeyi, parçalanmayı üst düzeye çıkarabilmek için bunları yapıyorlar. Mustafa Bey, akıllara zarar şeyler yazıyorlar. Söylüyorlar. Tweetler. İnsan dinliyor. Şimdi bir anda diyaneti, bir anda Müslümanları, bir anda şunu bunu suçluyorlar. Yani kardeşim, Gayet açık biz burada işte. Ben çocukluğumdan itibaren yeni yıl eskiden ne yapardık? Kart alırdık. Yeni yılınız hayırlı olsun derdik. Ama Noel'i kutlamam ben. Noel benim değil. Noel bunu Diyanet de söyler, diğeri de söyler. Kurban bayramını herhalde Hristiyanlar bayram diye kutlamıyor, Yahudiler bayram diye kutlamıyor. Acaba Hristiyanlar, Yahudiler kurban bayramını, Ramazan bayramını kutlamaya kalsa Bunların din imamları ne diyecek? İyi mi yapıyorsunuz diyecek. Sizin değeriniz bu muydu diyecek. Bunu mu söyleyecekler? Yani Diyanet Noel bize ait olan bir şey değil. Ama yıl başında herkes kendine göre eğlenir. Ben onu bilmem. Ona da karışmam. Beni ilgilendiren bir şey değil. İnsanlar israfı da tenkit eder. Tenkit edeceği her şeyi de tenkit eder. Fakat tarihçi, gazeteci yazar kimlikli insanlar yani Diyanet Camiası'na, Müslümanlara öylesine sözler söylüyorlar ki şunu vurguluyor. Yıllardır bunu vurgulamıyorlar mı? Sanki Daeş Türkiye'nin emrinde, Diyanet'in emrinde. Yani buna ya buna şerefsizlikten öte bir şey denmez bunu söyleyen adama. Ya be kardeşim sen Daeş'in türbeleri yok ettiğini hiç görmedin mi? Daeş'in camilere saldırdığını sen hiç görmedin mi? Daşin Müslümanları kestiğini sen görmedin mi? Kimin emrinde? Sen Daşin'e hala Kur'an'ı kurgulayanı, onu oynatanı hala anlamadıysan yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu tip insanlara asla gerçekten asıl bölücü bu. Orada bir adam, hani bir adam bir kişiyi öldürüyor. Bir adam elli kişiyi öldürüyor. Bunu yapıyor. Bu adam, bu insanların bir gayesi hedefi var ama şunu yapanlar bunun ekmeğine teröristlerin işte dış bu ülkenin düşmanlarının ekmeğine yağ süren adamlar, ballandıran adamlar, bölen adamlar, geren adamlar, bir memleketin altını oyan adamlar, dinamitleyen adamlar. Hani dışarıda şeyler vardı Güneydoğu'da bir zamanlar neler kazıyorlardı? Tüneller. Tüneller işte bunlar da bir memleketin altına tünel kazan insanlar. Tünel kazan. Kim söyledi böyle bir şeyi? Yok mu? Yani bir din alimi içki haramdır dediği zaman e dışarıda bir meczup içki içine saldırdığında bu mu, bu mu suçlanacak? O dininin emrinin gereği olan bir şey söylüyor sana. Saldırın mı dedi, vurun mu dedi, son, öldürün mü dedi. Son patlamadaki e, olaya ilişkin zaten yılbaşı kutlayanlar, e, kutlamayın diyenleri suçlu buluyorlar hocam. Hem Twitter'da Bakın, hem de Facebook'ta, sosyal medyada. Bakın, bu insanlara bazıları da bundan memnuniyet duyan da var. Bunların da aklı gitmiş adamlar. Bunlar da, bunların da aklını yitirmiş. Yani orada her ne olursa olsun bir insanın canına kıymak diye bir şey bizim dinimizde yok. Bundan da bir insan memnun oluyorsa, bunu da yazıyorsa o da gerçekten ahlaksızlığın, ahlaksızlığın, şerefsizliğin en daniskasıdır. Böyle bir şeye hiçbir e, masum bir insana saldırıyı, öldürülmeyi hiç kimse tasvip etmez ve edemez. Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey varsa o da gider. Ama hani Diyanet İşleri Başkanı, sanki böyle bir şeyi özendirmiş gibi, hı hı. onu bu şekilde kötüleyen Lansettim Müslümanları demek. kötüleyen, zan altında bırakan, işte bunlar diyen insanlar da aynı vasıftadır ve bölücülüğün en alasını yapmaktadır. Toplumu nefret tohumları ekmek işte budur. Böyle bir husustur. Onun için Mustafa Bey, bugün şunu milletimizin, asla böyle şeylere prim vermeyecek. Devletimiz, bu nevi insanları gel bakalım kardeşim diyecek. Hı hı. Diyecek. Nasıl sen nefret tohumu ekiyorsun? Yarın ona saldırı olduğu zaman ne olacak? Sen doğrudan birini hedef gösteriyorsun. Bu yaptırdı diyorsun. Bu söyledi diyorsun. Doğrudan hedeftir bu. Oysa dininin gereği olarak bir şeyi söylemek bu zaten Diyanet'in vazifesi. Evet. Uyarmak. Vazifesi. İsrafı uyarmak onun vazifesi. İsraf demek vazifesi. İçkinin haram olduğunu bildirmek vazifesi. Yani Müslümanlığın şiarını, ne olduğunu, namazı, orucu, zekatı söylemesi onun vazifesi. Ne var bunda? Böyle bir şey Hristiyanların kendi dinlerini söylemesi, bunu yapmayanlara saldırın niteliğini mi taşıyor? Bu, bugün bu ülkeyi yıkmak isteyenlerin safında yer almaktır. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektir. Onların safında yer almaktır. Bu ülkeyi bölmektir. Bakın bunu söylemek o Daesh teröristinin yanında bulunmaktır. Daesh teröristini ekmeğine kucaklamaktır. Daesh terörünü teşvik etmektir teröristini. Başka bir şey değil. Çünkü bu teröristin bu ülkeyle işi yok. Türkiye DAEŞ terörlerini, teröristlerini vuruyor. Bu ülkede bazıları niye vuruyorsun? Çekil diyor. Ne işin var diyor. Bu onların evet. yanında olmaktır. Ve ardından da içeride bir hareket olduğu zaman da sizi suçluyor. Evet. Bu nasıl bir mantıktır, mantık silsilesidir. İçeride Daesh bir şey yaptığı zaman sizi suçluyor. Siz dışarıda daha işte mücadele ediyorsunuz, içeride mücadele ediyorsunuz. Etme diyor. Kim diyor? Avrupa diyor. Almanya diyor. Amerika diyor. Avru Avrupa Birliği söylüyor. Teröriste karşı diyor sıcak dur diyor. Sen diyaneti suçluyorsun. E yazıklar olsun değil mi? Onu da suçladın mı? Mustafa Bey bunu anlamak mümkün değil. Ülkemiz bir, bir de bunlarla Hani o Keçeci Zade Fuat Paşa'nın yıllardır siz dışarıdan biz içeriden yıkamadık diyor ya Osmanlı'yı. Evet. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni de birileri dışarıdan biliyorum. birileri içeriden yıkmaya çalışıyor. Sağduyulu insanlarımızın, vatanını milletini seven insanların bugün bu oyunu iyi görmeleri lazım. Bu mücadeleyi iyi sezmeleri lazım. Yukarıdaki bir siyasi hadise bunun yok. Bugün İster yukarıda Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bu kim olursa olabilirdi. Bu Erbakan olurdu, bu Demirel olurdu, bu Devlet Bahçeli Bey olurdu, bu Deniz Baykal kim olursa olsun fark etmez. Bugün ülkemize yönelmiş bir tehditten geçiyoruz, bir savaş döneminden geçiyoruz. Hiç kimse böyle bir savaş döneminde oradaki eğer devleti için mücadele ediyorsa vatanı için mücadele ediyorsa orada yer almaktan başka bir şey yapamaz. Meseleyi tepedeki meselesi olarak asla görmemek lazım. Bunu gösteriyorlar. Hı hı. Aynen Abdülhamit Han gibi. Her şey Abdülhamit Han gittiği gün bu ülke kurtulur diyordu İttihat Terakki. Bak, Abdülhamit Han düştüğü an, gittiği an bu ülke kurtulacaktır bu ülkede güller açacaktır, sümbüller açacaktır, leylaklar, zambaklar açacaktı. Abdülhamit Han gitti, kan kırmızı oldu ülke, kan. Ne kaldı, ne oldu? Şöyle bir bak tarihine. Tarihine bir bak ve geleceğini çiz. Bir adam, o bir adam devlet mesabesinde bugün. O bir adam gittiği zaman, o bir adamı seçebilmek için bin parça olursun. O bir adam kolay yetişmez. O bir adam kolay gelmez. İyi biliyor. O bir adamı yediklerinde bin parça olacağımızı iyi biliyor. Hiçbir parçamızın da para etmeyeceğini iyi biliyorlar. Onun için bu millet asla bunu bir siyasi mesele olarak görmeyecek. O bir adamın etrafında birlik, beraberlik, bütünlüğünü tam böyle Mostar Köprüsü'nün zamkı gibi Mimar Sinan'ın yapmak zorunda. Yoksa yok oluruz. Bunu iyi bilelim. Birlik zamanıdır. Aynen. Ayrı gayrı durumu değildir. işte. Ya bu insanlara da, bu insanlara asla böyle ufak tefek, ya birisi bir tevit kimsin ya sen, nesin yani? Bunlar da asla kahve bir şey değil. Tanıyorsun zaten adam işte. Kimisi kendisini ortaya koyamaz. Kimisi zaten yıllardır tarihine, ecdadına, Osmanlı'ya, dinine düşmanlıktan başka bir şey bilmez. Yani adam zaten oradaki bir adam. Ya ne olur yani? Kabından zehir çıkacak, başka bir şey değil. Kim gider bunun peşinden? Hiç kimse de bundan böyle bir şeye bakarak haleti ruhiyesini bozmamalı. Yani bunlar gerçekten kel kuşu gibi ortada kalmış insanlar. Kimse değer vermiyor. Kimse bunlara adam yerine koymuyor. Bunlar da konuşuyor işte böyle saldırınca gündem oluyorlar. Vay tweet bilmem ne. Ya bunu bunu görmeyeceksin de ya. Haber yapıyor, bilmem ne yapıyor, bir şeyler yapıyor. Görmeyeceksin bunları. O bir tweet atıyor, bütün sağcılar onun tweetini kullanıyor. Gösterme kardeşim. Yok say adamı ya. Kim ki kaldığı ikilikte yar değil, yuva saygıl, sen anı kim var değil. Onu yok say ya o, o insanı. Kendi gibi 300-500 kişi görür. O kadar. Nedir bunlar? Evet. Bu da başka bir taraf yani. Aynen öyle.